9 kişilik bir grubun yaş ortalaması x'tir. Bu gruba 3 kişi daha katılırsa yeni grubun yaş ortalaması 3x bölü 2 olduğuna göre. Sonradan katılan 3 kişinin yaş ortalaması aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şıklara baktığımda pratik bir şey görüyorum. Soruyu x denkleminden de çözebilirim ama bu pratikliği gördükten sonra hızlıca diğer yöntemi kullanabilirim. Şıklar bana diyor ki x, 2x, 3x, x bölü 2, x bölü 3. Yani 2'ye veya 3'e bölünebilen, 2'ye ve 3'e bölünebilen bir sayıyı koyduğumda bütün şıklar tam sayı çıkacak ve farklı değer çıkacak. Mesela 2 ve 3'e bölünen ilk akla gelen sayı hangisi? 6. X'e 6 dersen bir şık 6, 12, 3 ve 2 olacak. Diyelim 9 kişilik grubun yaş ortalaması 6'dır. Tek formülüm var aritmetik ortalamada. Toplam aritmetik ortalama çarpı kişi sayısı. Nedir bu? 9 kişilik grubun yaş ortalaması 6 ise x'e 6 dediğim için toplam 54'tür. Sonra 3 kişi daha katılırsa kişi sayısı 12'ye çıkar. Ortalama da 3x bölü 2 oluyormuş. Ben x istemiyorum. X'i götürdük. 6 yazdık yine. 9 oldu. 9 oluyormuş. Toplam ne olur öyleyse? 12 çarpı 9'dan 108 olur. Diyor ki sonradan gruba katılan 3 kişinin yaş ortalaması nedir? Bu sefer ortalamayı istiyor. Ortalama neydi? Şu denklemden çekersek toplam bölü kişi sayısı. Şimdi zaten kişi sayısını söylemiş. 3. Bana bunu soruyor. Toplamını bulabilir miyim bu 3 kişinin? Bulabilirim. Çünkü derim ki ilk başta bütün herkesin toplamı 54'tü. Sonra 108'e çıktı. Demek ki bu gelen grup toplam yaşların toplamını 54 artırdı derim. 54'ü de buraya yazdığımda 54 bölü toplam bölü kişi sayısı 54 bölü 3 18. Demek ki bu gelen grubun yaş ortalaması 18'miş. 18 hangi şıkkımdı benim? 3 şıkkımdı. Dolayısıyla cevabım C. X denklemini kurarsak yine şeyden gideceğiz. Bu formülden gideceğiz. Bu formülden gideceğiz. Oraya mesela x artı 3 ile çarpacağız. X'i çekeceğiz. Oradan x değişken sonucunda 3x bulacağız. Yani direkt bir sayı bulmayacağız. 3x bulacağız. Ama bu şekilde de pratik olarak çözebiliriz. Şurada ben bu x'e 5 falan vermedim özellikle. Niye? Şurada bölü 3 var. 3'e bölünebilen bir sayı verdim ki son dakikada hata olmasın. Şöyle ifadeler olsaydı bu kadar rahat olamazdım. Tabii x eksi 2 bölü x artı 3 diye bir şey verseydi şıklarda atıyorum. Atıyorum yani. Yani böyle karışık şeyler. Bu sayıları burada verdikten sonra basit olarak 6'yı verebiliyoruz.